Merhaba sevgili koçlar, 8-15 Aralık haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili koçlar, geçtiğimiz hafta içerisinde Yay burcunda yeni bir ay doğdu. Bu yeni ay sizin için olumlu enerjiler taşıyor, Ateş grubundaki yeni ay. Bu hafta yeni ayın enerjilerini e, hissetmeye devam edebilirsiniz. Hafta içerisinde genel olarak gökyüzünde güzel etkiler var, şanslı etkiler var. Bazı fırsatlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Ee, öncelikle e, 7 Aralık'taki Mars'ın burç değiştirmesinden biraz bahsetmek istiyorum 7 Aralık'ta artık Mars burç değiştirdi Başak burcundan ayrıldı ve Terazi burcuna geçiş yaptı Bu sizin için önemli bir önemli Olay sevgili koçlar çünkü Mars uzun bir süre 27 Temmuz 2014'e kadar Koç burcunda seyredecek. Bu süre içerisinde 1 Mart-20 Mayıs 2014 aralığında da retro harekette bulunacak. E, terazi burcu sizin karşıt eviniz, karşı burcunuz dolayısıyla Mars Terazi burcunda e, ilişkiler, ortaklıklar e, alanına karşı cinsle yapacağınız ilişkiler, evlilik gibi konulara daha fazla dikkat çekiyor. Bu konularda daha fazla enerji harcayabileceğinizi işaret ediyor. Ancak Mars terazi burcunda zayıf olduğu bir konumdadır, düşük olduğu bir pozisyondadır. Dolayısıyla enerjisi bazen zararlı da olabilir. İlişkilerde uyum sağlamak, dengeyi bulmak zorlaşabilir. Ee, o nedenle sevgili koçlar bu uzun süreç içerisinde biraz e, bazen zaman zaman ilişkilerle ilgili konularda yorulabilirsiniz. Bu haftaya baktığımızda e, hafta başında ayın seyri balık burcunda olacak pazartesi günü pazar pazartesi günü ay balık burcunda seyredecek. dolayısıyla biraz içe dönük olabilirsiniz. çok fazla hareket etme isteği hissetmeyebilirsiniz hafta başında. zihinsel olarak da kendinize dönük olabilir. İç dünyanızla daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Salı gününden itibaren ay koç burcuna geçince enerjiniz de yükselecek. hafta ortası salı, çarşamba ve perşembe günleri ay koç burcunda Kendinizi daha iyi ifade etmenize imkan verebilir. Hafta sonuna doğru e, Cuma ve Cumartesi günü Boğa Burcu'nda ilerleyecek olan ay e, maddi konulara gelir gider dengenize, kazançlarınıza ve harcamalarınıza dikkat çekmeye başlayacak diğer gezegen etkilerine baktığımızda hafta içerisinde 10 Aralık'ta Merkürle Uranüs'ün üçgen açısı görülüyor. Merkür Yay burcunda seyrediyor. Uranüs sizin burcunuzda. Merkür Uranüs üçgen açısı o gün size belki bazı ilginç haberler getirebilir. Ee, uzun süredir görmediğiniz, görüşmediğiniz uzaklardaki yakınlarınız, akrabalarınızla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Misafirlerle karşılaşabilirsiniz. Ee, ani bir seyahat fırsatı ortaya çıkabilir. Sizi heyecanlandıracak sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Bunlar e, yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Yüksek öğrenimle ilgili konular olabilir. Veya hukukla ilgili e, konular olabilir. Onlarla ilgili haberler de almanız mümkün. Hareketli, hızlı ve heyecanlı bir gün geçirebilirsiniz 10 Aralık'ta. 13 Aralık yine haftanın güzel bir günü e, Jüpiter ile Satürn arasında üçgen açı oluşacak su grubunda olacak bu üçgen açı e, Jüpiter üç, Satürn üçgen açıları e, genellikle şans ve başarı getiren açı, açılardır özellikle uzun vadeli istikrarlı işlerde e, hem sabır veren hem dayanma gücü veren hem de e, şans ve e, başarı veren e, bir görünümdür. Sizin de özellikle aileyle ilgili işleriniz, evle ilgili ortaklı işleriniz, ortak yatırımlar olabilir. E, bir ev, mülk alımı, satımı, kiralanması ile ilgili konular olabilir. Veya e, bir ev alımı için başvurduğunuz kredi ile ilgili e, güzel gelişmeler olabilir. E, ailenizi ve sizi bir, bir şekilde e, ortaklı gelirlerle ilgili, güvenliğinizle ilgili konularda sevindirebilecek, destekleyici gelişmeler söz konusu olabilir sevgili koçlar. Evet genel olarak yeni ayın enerjisini hissettiğimiz, bazı sürpriz güzel fırsatlarla karşılaştığımız ve gökyüzünün bizi uzun vadeli işlerimizde desteklediği güzel gelişmeler yaşayabileceğimiz bir haftadayız. Hepinize güzel, şanslı bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.